Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir süper güç bölümündeyiz. Arkadaşlar neredeyse bütün takım 100 aldı. O kadar like atıyorsunuz ki her 750 beğeni başına bir yen yükseltiyoruz. Ve takım neredeyse 100 yen oldu. 3750 beğeni gelmiş bir önceki yayınlanan süper güç bölümümüze. Ve bugün sizlerle beraber her 750 beğeni de bir yen atlayacağımız için tam 5 yen birden atlayacağız. Ve bir oyuncumuzda 100 yen yapacağız yine. Ve inanılmaz efsanevi transferler var ama öncesinde yine karşı hata girip inanılmaz bir şekilde gol atmamız lazım. Arkadaşlar bu kanala hala abone değilseniz ve eğer FIFA oynuyorsanız sadece FIFA oynayanlardan bunu istiyorum. Kanala abone olun çünkü bu kanal FIFA oynayanlar için var. Arkadaşlar bu aralar 2 günde bir video falan geliyor ama yani kanalda gerçekten inanılmaz bir şekilde sürekli FIFA içerikleri var. Bilgilendirici, eğitim, gerçekten çok eğlenceli FIFA içerikleri var. O yüzden bence kanala abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Umarım abone olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. O zaman arkadaşlar şimdi hemen karşı hatağa geçelim ve karşı atakta atabildiğimiz kadar gol atalım. Güzel bir şekilde gol atalım arkadaşlar karşı atağımızda. En az 3 gol yine atmam lazım. Oyna diyorum ve karşı atağa başlıyoruz. En az 3 gol atmak zorundayım. Sonra inanılmaz ötesi transferler yapacağız. Gerçekten müthiş mükemmel transferler yapacağız. Ve sonrasında da arkadaşlar gerçekten çok inanılmaz olaylar olacak. Şimdi hemen bizim kadromuz 129 gen 180 kimya. Rakibimiz oh tamam. Ben bu kadroya 3 tane çakarım abi. 3 tane çaksak bizim için yeterli. Ben şimdiden GG dedim. Yenmeye çalışacağım hatta. Bakalım yenebilecek miyim? Az sonra adamın kimyası çok yüksek olduğu için inanılmaz bir şekilde farklı müthiş fırsat yakalayacak. Bakalım haydi Drogba, Jervinho bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bu arada puan durumundan da konuşalım arkadaşlar. Puan durumu GG oldu mu? Konuşamadım. Jervinho, Drogba ikinci golümüzü attı. Bu arada arkadaşlar puan durumundan da bahsedelim. Şu ana kadar toplamda 6 maç oynandı ve 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 tane beraberliğimiz var. 6 maçta 10 puan topladık. Bu videonun sonunda da puan ortalamamıza bakacağız. Bu arada 3. golümüzü attık Drogba'yla. Yani gerçekten çok güzel bir puan ortalaması yapmaya çalışıyoruz. Şu an 4. sıradayız büyük bir ihtimalle hala. Çünkü Trabzon bayağı bir farklı öndeydi. Ama geçen bölüm tam sıralamaya bakmamıştık. Bakalım arkadaşlar bu bölüm sıralama ne durumda olacak? Bunu da görüyoruz. Bu arada rakibi yenmeye çalışacağım demiştim. Arkadaşlar maç 7-5 bitti. Bizim transfer hakkımız dolu dolu var. Bir sürü transfer hakkımız var. Şimdi inanılmaz transferler alacağız ve inanılmaz yükseltmeler yapacağız. Kadromuza süper güçümüze girdik. Serdar Dursun, Drogba, Jervinho, Atiba, Aytaç Kara, Pris Lamotta var görmüş olduğunuz gibi. Orta saha gerçekten arkadaşlar temel kart olmuyor. O yüzden Aytaç'ı değiştirmemiz lazım. Ama arkadaşlar ben bu videoyu birazcık depo video olarak çekiyorum. Yani birazcık çok erkenden çekiyorum. Getson'la belki anlaşılmış bile olabilir ama Fatih Terim geldiyse. Yani Getson'la ben Galatasaray'ın şu anki yönetiminin anlaşamayacağını düşünmüyorum. Getson'la da anlaşmak isteniyor biliyorum. O yüzden arkadaşlar ilk transferimiz Getson Fernandes olacağız. Orta sahaya da bir tane arkadaşlar güzel bir transfer almak istedik. Ve Getson Fernandes'i hemen sizlerle alıyoruz. Bu arada Halil Akpınar'ı istiyorsanız, bir sonraki bölümde Halil Akpınar'ı istiyorsanız 5 milyon coins değeri var arkadaşlar. 97 ratinglik bir süperlik kartı. Bir bölümlük de gelebilir canınız istiyorsa. Temelli de gelebilir. 4000 like'ı geçerse bu bölüm Halil Akpınar'ı alacağım ve çok rahat yaparsınız. Yani 3750 yapmışsınız, 4000 yapamayacak mısınız? Bir like daha fazla atacaksın. Sen de like at geçsin kanka. Mesela sen atmadıysan at hemen geçsin. Hemen arkadaşlar Getson Fernandes'i sizlerle birlikte şöyle alalım bakalım. Arkadaşlar Getson Fernandes 118.000 coins'i görmüş olduğunuz gibi bulduk. Ve Getson Fernandes Aytaç Karayel'ini alacağım. Ve arada gen farkından dolayı belki böyle bir 101 gen falan oluyorsa ilk 101 gen oyuncumuz olur mu bilmiyorum ama yok Getson'u Mesut'u mu bassak Getson'u abi? Mesut'u kadrodan çıkarmak bizim için sıkıntılıydı. Ben bunu şu anda tekrardan hatırladım. Ve Getson'u koyunca böyle oluyor. Mesut'u koyunca ama 95 oluyor görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten Mesut'u kadrodan çıkarmak büyük sıkıntı olduğunu ben şu anda yeniden hatırlamış bulunuyorum. Mesut'un silinmesi gerçekten çok üzücüydü ama maalesef Mesut Özil silindi arkadaşlar. Ve ben şu anda Getson'a bayağı bir oyuncu basmam lazım arkadaşlar. Bayağı bir 90'lık oyuncu almam lazım. Hemen o oyuncuları sizlerle birlikte alalım. Arkadaşlar bayağı bir coin harcadım. Yani 4 milyon coin harcadım. Hatta belki daha fazla harcamışızdır. Bakalım Getson Fernandes için yeterli olacak mı bu? İnşallah yeterli olur. Granit Xhaka da var arkada bir de. Yani gerçekten Xhaka'ya geldik. Carrasco, Fekir herkesi bastım ve gerçekten... Getson Fernandes diyor ki 5 tane daha al ki anca olsun. Getson bize birazcık ayıp ettin ama almak zorundayız. Yani bir Mesut Özil'in silinmesi bana kaç milyon coinse ve nelere mal oluyor arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz üzücü bir durum ama yapacak bir şey yok ya. Arkadaşlar 1 milyon tane daha oyuncu aldım. Yine olmazsa ben yani gerçekten Getson Fernandes'i 99'da bırakacağım yani. Bırakmayacağım ama yani birazcık sinirlendim şu an. Haydi abi artık gerçekten lütfen gözünü seveyim Getson. Yani hala 100.000 XP istiyor. Yazıklar olsun gerçekten. Sana verdiğimiz emeklere yazıklar olsun Getson. Sıkıntı yok. Getson Fernandes. Galatasaray'a hayırlı olsun arkadaşlar ama 9 milyon coins basıyorum. Yani gerçekten bence
Bence bu videodaki like'ın bombardımanını hak ediyorum. 100 genlik bir Getson Fernandes görmüş olduğunuz gibi karşımızda. Daha önceden Getson Fernandes silinmeden önce 100 gen olmuş muydu onu da hatırlamıyorum ama gerçekten felaket duruyor. Ve şimdi bir diğer orta saha oyuncumuzu alacağız arkadaşlar. Hemen geliyoruz orta sahamıza. Efsanevi, muazzam, muazzur, mükemmel bir orta saha oyuncusu geliyor şu anda. Gelen oyuncumuzun ismi arkadaşlar İrfan Can Kahveci, gerçekten büyük oyuncu. 87'lik İrfan Can. Pelkas da çok isteniyor. İrfan Can da çok isteniyor. Daha değişir arkadaşlar. Daha Pelkas bu takıma gelir ama ben İrfan Can'ı daha çok seviyorum. Daha çok beğeniyorum. Bilmiyorum. Bir Fenerbahçeliyim ama İrfan Can bana daha hoş geliyor. Gözüme daha iyi. Futbolunu daha çok seviyorum. İrfan Can'ı alacağım şimdi sizlerle birlikte. Yorumlara da tabii ki arkadaşlar transfer önerilerinizi yazın. Onlara da bakacağız sizlerle birlikte. Hemen İrfan Can'ın fiyatını bulalım. Arkadaşlar İrfan Can tam 240 bin coins'e bulduk ve İrfan Can Kahveci'yi sizlerle birlikte aldık ve kadromuzda ilk defa bir 100 gen İrfan Can Kahveci olacak sanırım. Yani gerçekten inanılmaz. Hemen şöyle gelelim ve İrfan Can'ı da buraya dikelim arkadaşlar. Hemen çalıştıracağım. Kartların hepsinin özel olması gerçekten çok önemli arkadaşlar. Maç içinde inanılmaz fark ediyor. 2 milyon 101 bin coins'e de İrfan Can Kahveci'yi de görmüş olduğunuz gibi 100 gen yaptık. Gerçekten inanılmaz transferlerle yardırıyoruz yani. İnanılmaz durumdayız şu anda. Hemen arkadaşlar bir transfer daha gelecek. O transferde Beşiktaş 13 milyon euro olarak belirlemişti bonservisini. Kyle Larin olacak. Beşiktaş'ın futbolcusu Kyle Larin. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'dan gerçekten bu sezon için güzel oyuncular alıyoruz. Kyle Larin de geliyor. Bakalım Larin neler yapacak süper gücümüzde. Daha önceden gelmişliği var. Bakalım. İnşallah etki yaratır. İnşallah bizim için faydalı olur. Larin'e hemen arkadaşlar şöyle fiyatını belirleyelim. Animasyonlu olarak almak istiyorum arkadaşlar. Premium olarak arattım. Zaten fiyat farkı çok inanılmaz yok. 81 bin coins'e var. Çok fazla araştırmaya da gerek yok. Zaten 81 bin coins. 81.710 coins'e de Kyle Larin'i görmüş olduğunuz gibi aldık. Ve hemen ana sayfamıza geliyoruz. Kadromuza giriyoruz. Ve Kyle Larin'i de buradan Gervinho ile değiştireceğiz arkadaşlar. Larin'i buraya yerleştirdik. Gervinho zaten Bruno Perez var Trabzon'dan bildiğiniz gibi. Bugün de birisi daha yüzgen olacak kadroda haberiniz olsun. Ama şu anda Larin geldi. Gervinho'yu bastık. 3 milyon 228 bin coins daha vererek bugün 20 milyon coins şimdiden harcamış durumdayız. Ve daha gen yükseltmemizi yapmadık. Yani yaptık ama aslında gen yükseltmeye. Daha tam olarak gen yükseltmeyi yaptık sayılmaz arkadaşlar gibi bir durum var. Kimyamız bu arada birazcık arttı. Şöyle Wellington'la Atiba Hatçası'nı birbirine yaklaştıralım. Larin Hatçası'nın Wellington. Beşiktaş'la iki oyuncu olmasına çok yakınmışsınız arkadaşlar. O yüzden bu şekilde bir hale soktuk. Marka ile Bruno Perez de bu arada kimyaya sağlıyor. Defansımızdaki bütün oyuncuların Brezilyalı olması gerçekten ilginç geldi. Wellington'un da artık birazcık yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten 96'lık bir oyuncu yüzgen olursa şu an arkadaşlar net bir şekilde Wellington bir gen atlayacak. Ama eğer Wellington yüzgen olursa direkt Wellington'u yüzgen yapmamız gerekecek. Ve Wellington'u yüzgen yapacak. Bakalım Muslera mı, Bruno Perez mi, Wellington mu yüzgen olacak? Artık oyuncular yüzgen oluyor arkadaşlar. Like'larınız için adamsınız. Tam 3750 beğeni için teşekkürler. Bu videoda like'ları yardım. Hemen çarkımıza gidelim. Bakalım kimi yükselteceğiz. Ve Serdar Dursun'la bu arada Larin'in boost'u aynı mı? Şut bakalım. Larin de aynıysa Larin'le Serdar Dursun'u birazcık yükseltebilirim. Aynen, ikisi de şutmuş arkadaşlar. Şöyle gelelim arkadaşlar. Bir onu yükseltelim. Şut boost'una girdik. Ve bir tane basacağım arkadaşlar. Tam 1.5 milyon coins. Zaten bir tane basabiliyoruz ama Larin'le Serdar Dursun'u birazcık uçurmak istedim. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bastık. Uzun pas boost'u da var. Uzun pasta kim abi? Orta sahada çok uzun kullanabileceğimiz oyuncular mı? İrfan Can'la Atiba. Hadi onlara da 1.5 bastım. Yani zaten arkadaşlar coins harcama rekoruna gidiyoruz. Coins harcama konusunda yargılıyoruz şu anda ortamı. O yüzden yapacak bir şey yok ve ben bu yükseltmelerde şurada seviye atlamaya gerçekten tilt olduğumu bilen biliyor, bilmeyen bilmiyorlar artık. Herkes biliyordur yani. Ve arkadaşlar zaten hesabın kendisi için de lazım olan bazı şeylerdi. Ve buraya yükselttik. Neyse çarkımıza gidelim. Bakalım kim yükselecek. Kadro bu arada şimdiden 133'ken oldu. Biraz da gel yükseltme yapacağız. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 100 gen olacak oyuncu Muslera, Wellington, Bruno Perez arasından kim çıkarsa o 100 gen olacak bugün. Zaten Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer yaptık. O yüzden benim gönlüm Bruno Perez'den yana ama benim için fark etmez arkadaşlar. Kim olursa olsun hemen çeviriyoruz şarkımızı ve bakalım kim 100 gen olacak göreceğiz. Muslera da güzel olur. Muslera zaten takımı kurtarıp duruyor, şov yapıyor. Wellington 100 gen olacak ve arkadaşlar ben bugün tam 6 gen birden fazladan yükseltmiş olacağım. Zaten inanılmaz yükseltmelere coins bastık. Oha abi gerçekten battık. Wellington'un olmasından korkuyordum. Coins CG olacak diye korkuyorum bu arada. Her neyse arkadaşlar fark etmez. Hemen Wellington'u da yükseltelim. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Hesapta sanırım 125 milyon mu vardı? 120 mi vardı bilmiyorum. Sanırım 125 vardı. Daha biz gen yükseltmeyi yapmadan sadece oyuncu değişimleriyle 102 milyon kaldı. Ve şimdi de Wellington için büyük bir ihtimalle 15 milyondan falan fazla coins harcayacağız.
Yani arkadaşlar sizin attığınız like'lar sayesinde benim yaptığım fedakarlığı görüyorsunuz. O like'ları atmazsanız yapmayacağım. Hatta chat'te diyorlar ki bir videoda 25 milyon zaten harcadın, hani yapmana gerek yok filan diyorlar. Ama ben zaten serini kuralı diye yapıyorum. Ama like'larınızın değerini buradan anlayın ve like'larınızı yardırın arkadaşlar. Sadece tek ricam bu sizden. Ama ben sizin like'larınızı attığınız için, o like'ların karşılığının sebebi de belli olduğu için şu anda yükseltmeleri yardırıyorum. Ama özellikle süper güç videolarının ne kadar like hak ettiğini buradan görebilirsiniz. Yani gerçekten herkes neredeyse 100 gen oldu. İnanılmaz bir kadro oldu. Başladığımızda neredeydik? Şu anda neredeyiz? Şimdi ben bir sürü bayağı bir mesela 90'lık defans oyuncusu toplayacağım arkadaşlar. Ve defans oyuncuları en pahalı oyuncular. Yani 450 bine de yok. Yani bayağı bir coin harcayacağız. 15 milyondan da fazla harcayabiliriz. Haydi bakalım oyuncuları alalım bakalım. Arkadaşlar hemen süper güç kadromuza girdik. Birkaç tane oyuncu aldık. 5 milyon coinslik oyuncu aldık. Bakalım ne kadar etki yapacak gerçekten. Abi ben Blank'ı da basacağım bu arada bugün. Artık Blank'a GG diyoruz. Şu anda 4 milyon 205 bin coins basıyorum. Ama arkadaşlar hem daha fazla oyuncu hem de daha fazla coins basmam gerekiyor. Wellington şu anda 98 olduğuna bakmayın. Wellington'un şu anda daha da fazla yükselmesi gerekiyor. Yani bu süper güç serisi bitmesini istemiyorsanız like'ları yardırın arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç yükseltmeler yapıyoruz. Çok ilginç şeyler yapıyoruz. Neyse bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben oyuncuları alıyorum yani. Gerçekten inanılmaz bir şekilde oyuncu alıp duruyorum. Artık olmuş olsun be. 90 milyon kaldı yani. Gerçekten 125 ile girdik. İlk defa bir süper güç videosunda 35 milyon coin harcadım. Artık ol ya, rica ediyorum artık ol be kardeşim. Hala mı istiyorsun? Aç gözlü müsün? Nesin abi? Bu oyuncular niye bu kadar XP istiyor ya? İki tane daha oyuncu almamı istiyor bir de ya. Yüzsüz, yemin ediyorum yüzsüz. Bu ne? Neyse iki tane daha alalım. 390 bin coin'sa var bir tane. Tabii ki o alınmaz yani. Alınmayacaksa niye çıkıyor orada karşıma? Ben de merak ediyorum. 456 bin coin'se Davis'i de aldık sonunda. Ve arkadaşlar ben bittim. Ben bittim. Ben bir de şimdi yükseltme için coin basacağım. Ya aga bu nedir ya? Bu nedir chat? Gerçekten neyse Arnold'a artık basmayalım. 3 milyon 400 bin daha bastım. 40 milyon coin harcadım. İnanılmaz, sonunda Wellington yüzgen olmayı başardı ve artık lütfen Wellington defans yapar mısın? Rica ediyorum defans yap bari, yüzgen olduğuna göre artık defans yapmaya başlayabilirsin reis. Lütfen rica ediyoruz senden, bir defans yapmanı bekliyoruz. Umarım da yapar arkadaşlar Wellington defans. Kadro çok güzel oldu. 134'ten 244 kimya aldık. Tam 40 milyon coin harcadık sadece süper güç için. Kadroda yüzgen olmayan sadece 2 kişi kaldı. İnanılmaz bir videoydu. Yani inanılmaz şu ana kadarki gerçekten en ilginç videolar. Transferler de çok inanılmazdı. Haydi bir de mükemmel bir tek edek maçına girelim arkadaşlar. Çok güzel bir tek edek maçına gireceğiz. İzleyiciler de şu an, canlı yayını izleyenler de tek edek yarışmasına giriyor. Pardon, tahmin yarışmasına giriyor. Ben oynaya bastım. Tahmin yarışmasını kapatıyorum şu anda. Ve bakalım nasıl bir rakip gelecek. Haydi bakalım rakip bulundu. Haydi abi güzel bir rakip gelir mi? Güzel bir, böyle şöyle kolay bir rakip gelsin. İnanılmaz gömmek istiyorum. Gerçi yüzgen de gelse arkadaşlar, tek tek süper güç tek tek maçları öyle ilginç oluyor ki her şey olabiliyor yani. O yüzden of, 94'ken 120'ken bir rakip geldi şu anda. Ve bakalım arkadaşlar neler olacak, hep beraber göreceğiz. 134'ken 204 kimyalık, 244 kimya bizim. Artık gelelim ve çarka yine gidelim ama yenemeseydik kim silinecekti ona bakalım. Artık oyuncumuz silinmesin. Kendi keyfimize göre değiştirelim artık. Gerçekten artık oyuncularımızın silinmesini istemiyorum. Getson şimdi aldı. Larin. Larin geldiği gibi bir asist gelecek mi? Robba'dan harika bir gol. Ve arkadaşlar bu maçta hedefim gol rekoru kırmak. Drogba mükemmel bir gol sevincini de yaptı. Larin geldiği gibi mükemmel pasla bir asist yaptı. Süper güçümüz gerçekten yargılıyor arkadaşlar. Ve gol de harika yani. Antonio Lopez'i mağlup ettik. Haydi bakalım arkadaşlar. Bir gol şelalesi, bir gol yağmuru gelir mi be? Bruno Perez kafayı vurabilecek mi? Oha! Oha! İşte teke tekim sevmediğim olay abi. Kimle orta açarsan aç. Orta açma özelliği de önemli değil. Oyun rakibin gol atmasını istiyorsa bir orta kafa gole gol oluyor arkadaşlar. Oyun istiyorsa bu ne oluyor yani? Yapacak bir şey yok. Bruno al topu. Abi baksanıza şu pasın güzelliğine. Yani şu pas için o kadar kaliteli oyuncularla yapamıyorsunuz. Bazı pozisyonlarda böyle oluyor ve yediğimiz golün tıpa tıpa aynısını yedik ve yani hiçbir mantığı yok şu golün, anladınız mı? Yani şu teke tekin bu bug'ını kullanıp maç kazanan rakiplere tilt oluyorum gerçekten. Ama oluyor, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Adamlar oyunun sistemine göre oynuyor. Keyif almaya göre değil, kendi sistemlerine göre oynuyor. Bruno Perez şimdi. Getson, Bruno koş bakayım. Bruno al o topu. Alamadı, İrfan aldı. İrfan yürü. İrfan yürüdü. İrfan arka direğe orta. Drogba vur. Drogba. Drogba. Ben de biz de atarız orta kafa gol dedik. İlk yarı bitmeden yani gol rekoru dedik ama galiba maç olarak bir gol rekoru olacak. Şu ana kadar belki 4-3 biten bir maçımız vardır. Onun haricinde hani 7 gollü maçtan fazla bir maç olduğunu düşünmüyorum.
Drogba'dan bir gol daha geldi. İrfan Can da asistini yaptı. Yeni gelenlerin ikisinden Larin ve İrfan Can'dan birer asist geldi şu ana kadar. Bu arada of, Allah'tan olsaydı. Yani gerçekten bir tane 89'luk oyuncunun iki tane yüzgen defansı mal edip savunma arkasına böyle bir koşu yapması, yani gerçekten inanılmazdı. İlk yarı 2-2 bitti. İlginç bir maç oluyor arkadaşlar. Bakalım ikinci yarıda 4 golün tamamını, eğer 4 gol olursa benim atmam dileğiyle ikinci yarıya başladık. Ama ben bu rakipten gol yerim. Çok kanser ve hiç savunmayı sevmediğim bir tipte bir rakip. Ben kontra ve hücum oynadığım için arkada çok boşluk veriyorum ama yani gerçekten şu pası atmak için bir oyuncunun inanılmaz olması gerekiyor. Ve şu anda inanılmaz bir tehlike yaşadık ama ben sakin kalıyorum. Çünkü artık alıştım böyle şeylere. Muslera'ya ve savunmadaki oyuncuma teşekkür ediyorum. Rakibe tekrardan topu verdim. İnanılmazım gerçekten. Benzema alır mıyız? Haydi bir top kapalım beyler artık. Yani orta sahamızda Atiba gibi adam var, top kapamıyoruz ya. Ve Wellington rakibe geri verdi topu. İlginç oynuyoruz şu anda. Gerçekten inanılmaz bir maç oluyor. Orta kafa gol mü gelecek yine? Bu sefer gelmedi. Larin geçebilecek mi? Larin geç. Larin geç. Larin kaybetme. Abi şu top kaybetmeyin orada. Ve hakem maçı bitirdi. Abi rakibimde olsa yemin ediyorum 10 dakika 15 dakika daha oynatıyor. Şu maçı ben nasıl berabere kalabildim gerçekten arkadaşlar. Yani şu süper güç teke teklerinde ben maç keyifli olsun diye elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Keyifli bir maç oynamaya çalışıyorum. Ama oyun buna izin vermiyor. Ben artık oyunun mantığı neyse ona göre oynuyorum bundan sonra ve maç kazanmaya yönelik oynayacağım. 7. maçımızın sonunda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberliğe eriştik. Önce bakalım kim silinecek. 3 tane pas hakkımız var. İnşallah pas gelir ve kimse silinmez. Yani önce bakacağız bakalım kim silinecek. Sonrasında da arkadaşlar puan durumumuza bakacağız. Artık yeter ya. Gerçekten artık yeter ya. Yani gerçekten inanılmaz ya. Arkadaşlar yine yazdık bakalım. 3 tane pas hakkımız var. Geçen bölümde böyle yapmamışız. Ben artık oyuncu silmekten bıktım. Kim silinse artık üzülüyoruz. Herkes yüzgen, herkes iyi kartlar. Yani gerçekten kim silinse üzülüyoruz. Çevireceğim. Hemen arkadaşlar döndü bakalım. Kim çıkarsa o silinecek. Ve artık bıktık oyuncu silmekten. Pas gelirse çok güzel olur bu arada. Hadi Carlos'ta kal. Carlo Allah aşkına lütfen Carlos'ta kal. Lütfen Carlos'ta kal. Lütfen. Kal. Kalsana oğlum, kalsana ya. Kalsana Carlos'ta ya. Kalsana abi Carlos'ta. Yeter artık şu MEO'ların silinmesinden bıktım. MEO geliyor. Yerine MEO gidiyor siliniyor. MEO geliyor. MEO gidiyor siliniyor. Az önce Muslera silinmişti bu arada. Ama 10 kişi yazdığımız için kaderimiz gereği bütün her şeyi etkiliyor. Ne güzel pas Carlos var orada. Carlos gelse pas olacak. Arada İrfan Can'la geç son olması, Atiba olsa pas olacak. Ya gerçekten inanılmaz artık ya. Arkadaşlar bu arada çok üzülmediğim bir durum var. Getson Fernandes belki şu anda bir Galatasaray transfer olmamış da olabilir. O yüzden çıkartabiliriz. Zaten eğer ben gelene kadar, yani ben biraz depo video yapıyorum. 10 gün boyunca olmayacağım için önceden birkaç tane video çekip depo video izleyeceksiniz. Hatta 2 günde bir izliyorsunuz şu an videoları. Yakında dönüyorum zaten. Siz bu videoyu izlerken benim dönmeme büyük bir ihtimal az kalmış olabilir. Ya da dönmüş de olabilirim. Bilmiyorum. Ne zaman yayınlanacağı belli değil. Ama yani dediğim gibi Getson Fernandes hala Galatasaray almamış olabilir. Şu anda ben bu videoyu yani arkadaşlar 22 Haziran'da çekiyorum. Onu o şekilde söyleyeyim, gün saat tarih bilgisi vermek gerekirse. Bir sonraki bölümde zaten arkadaşlar dönmüş olacağım, transferler olacak. Sizler yorumlara o yüzden oyuncu transfer önerileri yazın. Getson geri dönebilir. Bilmiyorum sizin yorumlarınız. Mesut Özil videosu, Mesut Özil'in silindiği videoyu da ben henüz yayınlamadığım için Mesut Özil'in dönmesinin ne kadar istendiğini de bilmiyorum. Onun harici dediğim gibi Getson'u da bilmiyorum. Onlara hep beraber bakacağız. Çok güzel transferler alacağız. 4000 beğen olursa zaten Halil Akpınar geliyor biliyorsunuz. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.